Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Flippa Clip yazısı nasıl sinirler onu öğreteceğim. Videoya başlamadan önce arkadaşlar bir dakikanızı ayırıp abone olup like atarsanız sevinirim. Bir de açıklamada bir tane kanal verdim. O kanalın çok iyi videoları var, gidip ona bakabilirsiniz. Ve abone olabilirsiniz, gerçekten güzel videoları var. Şimdi videoya geçelim. Şimdi iki tane taktik var arkadaşlar. İkisini de size öğreteceğim. İlk taktiği de ben ilk taktiği Among Us videosunda kullandım. İkinci taktiği de bundan sonra pazartesi günü atacağım videoda kullanacağım. İsterseniz ilk taktikte başlayalım. Bildiğimiz gibi artı simgesine tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra yeni bir proje açıyoruz ama bu 1700'de olacak, pardon, 720p'de olacak. Sonra arka planı işte seçiyoruz buradan. Beyaz seçiyoruz. İsmi önemli değil dediğim gibi. Ne olursa olsun. Sonra create proje diyoruz arkadaşlar, tamam mı? Şimdi buraya bir şey çizelim mesela. Bu biraz uzun süren bir yöntem. Öbür yöntem bence daha iyi. Ben artık onu kullanacağım. Bunu denedim ama çok uzun sürüyor. Üşenmem diyorsanız bunu yapın ama üşenirim diyorsanız birazdan göstereceğim. Onu da kullanabilirsiniz. Buraya bir şey çizelim mesela şöyle. Şu çizgiler çizelim. Çizdik böyle, tamam mı? Sonra bunu bakın şurada gösterdiğim yerden kopyalamanız lazım. Şu an gösteriyorum arkadaşlar. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladınız. Sonra buradan çıkıyorsunuz. Hatırlarsanız şunun ayarlarını bir girelim. Bakın bunu 720p olarak şey yapmıştık. Şu an burada gösteriyorum. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz arkadaşlar. Bu sefer bunu 1080p yapıyoruz. Ve kaydet diyoruz. Şimdi şuradan arka planı da beyaz seçelim. İsmi dediğim gibi önemli değil. Ama bunun 1080, öncekinde 700 olmasına önem verin. Sonra 1080 yaptıktan sonra create proje diyoruz. Ve şuna tıklayarak yapıştırıyoruz. Bakın fark ettiyseniz, şöyle hatta okla da göstereyim kırmızı kalemle. Bu biraz daha yukarıda oldu. Şu yanda boşluklar gitti görmüş olduğunuz gibi. Yani şu köşeye çekildi fark ettiyseniz. Flippa Clip yazısı da tam şurada ve bu da köşeye çekildi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi böyle oldu. Şimdi ne yapacağız buradan, tamam mı? Şimdi kaydet diyoruz. Buradan 3 nokta. Make move diyoruz. Ve kaydediyoruz. Buradan şimdi arkadaşlar KineMaster'a geçelim. Şimdi oraya geçelim. KineMaster Pro yazısında KineMaster yazısında KineMaster Pro'ya indirerek silebilirsiniz. Böylece hiç yazı kalmamış olacak. Among Us videosunu izlemeyenler de gidebilir. Orada görmüş olduğunuz gibi hiç yazı yok. Flippa Clip'i KineMaster'dan yaptım. Şimdi KineMaster'a gidelim. Arkadaşlar buldum. Fark ettiyseniz köşede Flippa Clip yazısı var. Şimdi ne yapacağız burada? Fotoğrafın üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Şu aşağıdan. Böyle bir yer karşımıza geliyor. Sonra şu yukarıdan gösterdiğim kısma tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan şu eşittir işaretine tıklıyoruz arkadaşlar. Tıkladık. Şimdi bunu tam ayarlamamız lazım. Bakın şöyle sürükleyebiliyoruz görmüş olduğunuz gibi ve küçültebiliyoruz. Tam böyle ekranın şurasını ayarlamamız lazım. Tam şöyle ayarlamamız lazım. Evet, bakın Flippa Clip yazısı silindi. İlk yöntem bu arkadaşlar. Bu yöntem biraz uzun sürebilecek bir yöntem. Ama görmüş olduğunuz gibi şu an kurtulmuş olduk. Tam da çizdiğimiz şey de gözüküyor. Evet, şu an görmüş olduğunuz gibi Flippa Clip yazısından kurtulduk. Bu ilk yöntem, bu biraz uzun. Şimdi daha kolay bir yöntem göstereceğim. Şimdi ona geçelim. Flippa Clip'e devam. Arkadaşlar geldim. İkinci yöntem için de şöyle yapacağız. Şimdi şuradaki boş sayfamızdan devam edelim mesela. Şunu silelim. Şimdi ne yapacağız? Cetvelden şöyle. Cetvelden bir tane böyle ya, videonun ne kadar büyüklükte. Mesela şu iyidir değil mi? Burayı şimdi çizelim. Kalemin kalınlığı çok mu? Şunu tam hizalayabilir miyiz? Şöyle yapalım. Yandaki yerlerden hiza alacağım. Şimdi bunu yakınlaştıralım. Ne kadar yakınlaştırdığımız önemli değil. Şunun etrafından çizelim şöyle. Çizdik. Şimdi cetvelden çıkalım. Halkayı alalım arkadaşlar. Hatta almamıza bile gerek yok. Şu an oldu. Şimdi bunu ne yapacağız? Ekran görüntüsü alıyoruz arkadaşlar. SS alıyoruz yani.
Şu an ben de videoda aldım. Bunu galeride kırpıyoruz arkadaşlar. Ve şimdi geleceğim. Kırpıp geleceğim. Hangi hale getireceğimizi göstereceğim. Arkadaşlar ben kırptım ama böyle oldu. Şimdi Filipa Kılıp'a gene geçelim. Şimdi Filipa Kılıp'a gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi 01 sayfadayım, tamam mı? Veya yeni bir yer açalım, tamam mı? Artıya tıklıyoruz. Buradan background'a ilk önce ismimizi girelim. Dediğim gibi önemli değil. Background'a tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan galeri işareti var. Ona tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar şeyi seçmeniz lazım. O dediğim şeyi seçmeniz lazım. Yani o az önce SS alıp kırptığımız şeyi seçmeniz lazım. Seçtim arkadaşlar. Buradan şimdi şuna tıklayacağım. Şuradaki tamam kısmına tıklayacağım. Tamam, böyle iyi. İsterseniz şunu 1080 yaparsanız daha iyi olur. Create proje diyoruz arkadaşlar. Tamam. Şimdi buralara bir şeyler çizelim mesela. Bu şu anda bu arka planda. Mesela şöyle taşırabiliriz. Sorun yok. Taşırdık mesela. Sonra buraları çizdik. Şu an böyle çizelim bir şeyler. Bir animasyon yapalım 7 saniyelik falan. En az 7 saniye kabul ediyormuş. Tamam, bir şeyler yaptık. Şu an 1 saniye oldu. Olmamış. Ha, 12 çünkü FPS'te. Şu an oldu mu? Olmadı, son 2. Şunu yapalım, şunu yapalım. Hadi bir tane de fazladan yapalım. Şimdi bir animasyon gibi bir şey yaptık. Şu an bu ne diyeceksiniz? Bu kara kısım arkadaşlar şey, bizim animasyonumuzun yeri alacağı kısım. Yani aslında sayfayı şöyle düşünmeniz lazım. Sayfa böyleymiş gibi çizmeniz lazım. Çünkü bunu kırpacağız şimdi. Şimdi bunu make video diyelim şuradan 3 noktadan. Make video. Arkadaşlar şu an bu taktikleri buldum. İleride taktik bulursam söylerim. Şimdi yine Kinemaster'a gidiyoruz. Arkadaşlar buradan medya. Ya medyadan kendi şeyinizi bulun. Yaptığınız videoyu. Arkadaşlar buldum. Görmüş olduğunuz gibi şu an köşede. Hatta şöyle göstereyim. Bir saniye. Köşede gene Filipa Kılıp yazısı var. Görüyor musunuz? Şimdi. Ama bizim belirlediğimiz ekranın dışında kalıyor. O yüzden bakın şimdi. Şunu silelim. Yine üstüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Buradan eşittir'e tıklıyoruz. Ve tam şu çizgiler içine alıyoruz ekranı. Aldık. Bakın şimdi izleyelim. Bakın Filipa Kılıp yazısı yok ve tam animasyonumuz olmuş. Gördünüz mü? Normalde nasıldı? Geriye alalım. Normalde böyleydi. Filipa Kılıp yazısı var. Biz bu dikdörtgeni çerçeve olarak kullandık arkadaşlar. Olayımız bu yani. İlkini şey yapmıştık, böyle yakınlaştırmıştık. 1080 şöyle bir özelliği var. 1080'deki şeyi yukarıdan kopyalayıp, pardon, 700'deki şeyi yukarıdan kopyalayıp 1080'deki şeyi yapıştırırsak öyle köşede kalıyor. Bunu kullandık ilk başta. İkincide de bir çerçeve oluşturduk arka planla. Arka plana koyduk oluşturduğumuz çerçeveyi ve Filipa Kılıp yazısı yanında kaldı. Sonra Kinemaster'dan da yakınlaştırdık. Kinemaster'dan her türlü yakınlaştıracağız, yoksa olmuyor. Görmüş olduğunuz gibi iki taktik de işe yarıyor. Neyse arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşürüz. Yani pazartesi yeni video atacağım. Hoşçakalın. Dediğim gibi aşağıda açıklamadaki kanalda abone olmayı unutmayın. Güzel videolar var. Hoşçakalın. Bay bay.